Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende kenar ortay konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Haydi çözümlere başlayalım. Şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre ABC üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Madem G ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır yani şunlar birbirine eşittir yani 2x-5 eşittir x'tir. Buradan x ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Evet x yerine 5 yazalım. O zaman burası da 5 yaptı. x yerine 5 yaptığımızda 7 oldu burası. Hocam bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğu için burası da 7 oldu. x yerine 5 yazdığımızda burası 4 yaptı. Hocam ağırlık merkezinden geçen bu doğru olduğu için bu da kenar ortay. Yani 4 yaptı burası. ABC üçgen çevresi soruluyor. Arkadaş burası 14. Şurası 10 ve burası 8. Çevre nedir? 14, 10 ve 8'in toplamıdır. O da kaç yapıyor? 32 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle Akçay oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bakın ABC'nin ağırlık merkezi. Buradaki G'yi kullanacağım ben. Buradaki G'yi nasıl kullanabilirim? Hocam 3 ihtimalim var. Ya A'dan çizeceğim. Saçma oluyor. 6'yı saçma bir şekilde bölüyor. Ya B'den çizeceğim ya da C'den çizeceğim. C'den çizince de saçma olduğunu fark ettiniz herhalde. En mantıklı hangisi? Tabii ki şeyden çizmek arkadaşlar. Nereden çizmek? B'den çizmek. B'den çizince yalnız sadece çizmeyle kalmasın. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şu kenar ortayı gösterelim. Bir de 1'e 2 oran vardır. A ise burası 2A. Bak burada kaç ortayı da artık kullanabilirim. Ne var burada dostlar? Açı ortay. Hocam 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olacak. Yani 6 ise burası kaç olacak? 3 olacak. çünkü 2'ye 1 oran. 2'ye 1 oran. Tabandaki oran koldaki oran eşit olacak. E zaten bununla da bu birbirine eşitti. Yani Burası 7 ise burası da 7'dir. Ama x uzunluğu burası. Yani x 7 ile 3'ün toplamı kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 10 yapıyor. Cevabımız böylelikle denizli oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. Bunu gösterdik hemen. Ve bu arada 1'e 2 oranlamaları da yazalım mı? Evet burası A iken burası 2A mıdır? Aynen öyle. Adam sana buradaki uzunlukları paralel vermiş. Sen bu paralellerde de kullanacaksın. Bak şunlar birbirine paralel. Şimdi gençler dikkat ederseniz ne var burada? Hocam şu mavi çizgiler paralel olduğu için burada bir orta taban mı oldu? Evet. Çünkü bunlar eşit. O zaman bunlar da eşit olacak. Yani burası da x oldu. Ve bu arada şu ağırlık merkezden geçen kenar ortaydı. Yani burası 2x iken, burası da ne olmak zorunda? 2x olmak zorunda. AC'yi vermiş bize. Yani 4x'i 12 vermiş x de buradan kaç olur? 3 olur. Yani cevabımız balık esir. Oldu. Şekil 1'deki ABC üçgenini biçimindeki kartonun ağırlık merkezi G noktasıdır. Evet. Burası 12. Burası da 12 verilmiş. Bak. BR ile RC birbirine eşit verilmiş. Bu ağırlık merkezi garibin buraya kadar gelmiş. E o zaman bu garibi uzatırsak tam kenar orta yani R'ye mi gelmek zorunda? Evet. Bunu bu şekilde gösterdik. Peki. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu böyle katladığımızda şekil 1'deki ABC üçgenin C köşesi PR boyunca katlandığında C noktası G ile çakışıp şekil 2 oluşuyor. Buna göre AGX nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunu böyle katlamışız. Bunu böyle katladığımızda ne yapıyoruz? Bir eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri açtığımızda şunlar birbirine eşit mi olacak? Evet. A hocam burası 12 idi. Burası da 12 mi oldu? Aynen öyle. Zaten burası da 12 şu kenar ortay çizgisi hop bunun tamamına neydi arkadaşlar şu ağırlık merkezine kadar olan kısım neydi x'ti e ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak o zaman bu doğrusal olacak e burası 12 ise burası da 1'e 2 orandan dolayı 24 mi yapar arkadaşlar evet cevabımız böylelikle 24 oldu yani cevap denizli oldu sevgili gençler Diklik verilmiş. Bir de ED ile BC birbirine paralel verilmiş. Hemen şu paralelliği gösterelim arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel. Eyvallah. FD'yi 3 vermiş. A ile EB'nin uzunluğu 12 verilmiş. Şunlar birbirine eşit ve 12. Bu arkadaşlar yukarıdaki verilenlere göre BC X kaç santimetre diye soruluyor. Öncelikle ben şu paralelliği kullanacağım. E hocam eşitlik de var burada. E hem eşitlik hem de paralellik varsa ne vardır burada? Orta taban. E o zaman ort tabanı gösterelim arkadaşlar. Nasıl göstereceğiz? Şunlar eşit. Bunlar paralelse orta tabanımız şu şekilde mi oluşur gençler? Evet. Yalnız bu ort taban çizgisi bakın. Şunlar birbirine paralel. Ort taban çizgisi bunlar eşit. Bunlar da eşit mi oldu? Aynen öyle. Soru bitti mi? Dur bakalım. Arkadaşlar burayı, buradaki üçü de kullanacağım ben şimdi. Dikkat ederseniz şu da dik. Tabanı keş parçamı böldü. Evet özel bir durum var. Hocam dik taban iki eş parçaya bölmüşse ne vardır? Bu bir açı ortaydır ve bu bir ikizkenar üçgendir. Yani burası 24 ise burası da kaç yapar? 24 yapar. E başka özel bir durum var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. 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 Valla şimdi buradan hep böyle 3 1 2 diyenlerinizi duyar gibiyim ama ısrarla oradan yapmamaya gayret ediyorum. Arkadaşlar bir de şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E bunlar birbirine paralelse bakın şu çizgiyle şu çizgi de aynı doğru. Bunlar da paralel. Aa, hocam hem paralellik var. Bak 3'ü kullanmak istiyorum. 3'ü kullanırsam soru biter. Hem paralellik var hem eşitlik var. Yani şuradaki üçgende bir taban mı var arkadaşlar? Aynen öyle. O zaman tabandan dolayı burası 3 ise burası kaç yapar? 6. E bunun tamamını da 24 olarak bulmuştuk zaten. Buraya da kaç kaldı o zaman? 18 kaldı. Cevabımız böylelikle Cehan çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru ort tabanı sağlattıran, ort tabandan çözülen güzel bir soru olmuş. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Evet. 90 derecenin olduğu sorularda ağırlık merkezi varsa zaten bu garibim ağırlık merkezine kadar gelmiş. Ne yaparsın? Bunu uzatırsın. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır ve 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa ne vardır? Muhteşem. O zaman 90'dan bak ağırlık merkezinden çizdik. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E bu kenar ortay muhteşem üçten dolayı burası da eşit olacaktır arkadaşlar. Bu arada burası 4 kök burası nedir? 2 kök 6 kök ise burası da 6 kök burası da 6 kök Ben buradaki 22 kullanacağım. Hocam bu ikiz kenar üçgen bak verilen bilgiyi kullanıyorum. 22.5 ise burası da 22.5 Çünkü niye? Çünkü bu açı bununla bu eşit olduğu için bu açıla bu açı eşit olmak zorunda. E bu açılar eşitse ve ikisinin toplamı da bu açıya mı eşittir? İki iç açının toplamı bir dış açı. Burası 45 derece oldu. A 45 90 45 üçgen çıktı. Yani iki kök 2 ise burası bunlar da 2 2 yapar. Bizden BH çarpı HC isteniyor. Arkadaşlar BH çarpı HC'yi bulalım. Burası 6 kök 2 burası 2. BH uzunluğu ne oldu? 6 kök 2 artı 2 oldu. Çarpı HC uzunluğu. HC uzunluğu bakın şuraya kadar 6 kök 2 idi. Buraya da 6 kök 2 eksi 2 mi kaldı arkadaşlar? Evet. 6 kök 2 eksi 2. Bu x'in çarpımı arkadaşlar a artı b ile a eksi b'nin çarpımı neydi? a kare eksi b karenin açılımı değil miydi? Yani bu 6 kök 2'nin karesi eksi 2'nin karesine eşittir. Yani 72 eksi 4'ten kaça eşit oluyor arkadaşlar? 68'e eşit oluyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle akçay oldu. Şekil 1'deki ABC ikizkenar kenar ile DF dik üçgeni şekil 2'deki biçimde üst üste konuluyor. Evet şu ikizkenar üçgen tabanı 6, bu da dik üçgen hipotenüsü 5. Bunlar bu şekilde konmuş. Arkadaşlar tabanımız 6, buraya kadar kısım 5. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şekil 2'deki ikiz ikizkenar üçgenin ağırlık merkezi D noktası olduğuna göre, ooo ağırlık merkezini de burası vermiş. Gençler yapacağımız hamle belli. Ağırlık merkezini kullanacağım. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. E ikizkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açı ortaydır. Bakın çok karşılaştığımız bir şey. ÖSYM'nin de çok üzerinde durduğu bir şey. Dikkat edin. E hocam ikiz kenardaki çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böleceği için burası 3 burası da 3 yapar. E buraya kadar kısım neyi Buraya kadar kısım 5. Buraya 2 kaldı. E o zaman burası da x 1 yaptı. Çünkü 3 3 diye iki eş parçaya bölecekti. E hocam bak buradaki 90'ı kullanmadık. Dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. E H2PK'dan, h kare pk'dan h'ı bulup pisagordan x'i bulacağına Direkt x'e ait uyduk bağıntısı. Hocam bu çarpı tamamına eşittir. Yani x'in karesi eşittir. 3 çarp 5. x buradan neye eşit oluyor o zaman arkadaşlar? x kare 15'e eşitse x de buradan kök 15'e eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Yukarıdaki şekilde g noktası abc üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre ag nedir diye soruluyor. Arkadaşlar g noktası ağırlık merkezi ise eğer ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacaktır. Bunları gösterelim. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacaktır. Ve 1'e 2 oran olacaktır. Tamam. Burası iken burası da 2A. Bunlar da A, A oldu. Peki şimdi ne yapacağız? A hocam. Bak ekstra bir eşitlik var. Burada da eşitlik var. Ne yapmamız lazım? Burada bir şeyler yapmamız lazım. Hocam bunlar eşit. Bunlar eşit. Şu eşitleri yoğunlaşalım. Hocam bu kenar ortay, bu kenar ortay. Sadece üçgen eksik orada. Hop şöyle. Ağırlık merkez sorularında böyle kenar ortaylık bir daha böyle bir ekstra bir eşitlik varsa genelde tamam orta taban çıkıyor ama paralellik orta taban çözemediğimiz yerde böyle bir üçgen oluşturabiliriz. Bak kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu mu arkadaşlar burası oldu. Tekrar söylüyorum bakın bu kenar ortay bu kenar ortay olduğu için üçgen oluşturdum. O zaman buradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? İki kenar ortayın kesim noktası. F noktası ağırlık merkezi oldu. E o zaman F noktası ağırlık merkezi sarı üçgende olduysa 2 iken burası kaç olur? 4 olur. Aa hocam burası 6. Büyük üçgende de ağırlık merkezi G idi. 6 ise x de kaç yapar? 12 yapar. 1'e 2 orandan dolayı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. ABC açısı 120 derece olacak şekilde ABC x kenar üçgeni çizelim. Hemen B açısı arkadaşlar bakın B açısı ve 120'lik bir üçgen çiziyorum. ABC açısı B açısı 120 derece olsun. A ve B'yi de şuraya koyayım. C'yi de buraya koyayım. AB altı kök üçmüş, BC'de altı kök üçmüş ve üçgenin ağırlık merkezi G'ymiş. Üçgenin ağırlık merkezi burada. Buna göre G noktasının AB'nin orta noktasına olan uzaklığı, G noktasının AB'nin orta noktasına olan uzaklığı işte burası. Yani şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi gençler ne yapmalıyız burada? Burada şunu yapmalıyız. Arkadaşım şu C'den, şu kenar ortay, ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak ya. O yüzden bu ikisi doğrusal mı olacak? Evet. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. A burası nedir? 2x. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya oldu. hocam burası 3 kök 3, burası da 3 kök 3. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 120 derece var. Şu üçgene yoğunlaşacağız. Bitti gitti soru işte bundan sonrasında. Ne yapacağım? 120'nin mantığını kullanan soruyu çözer. Ha siz kosinüs teoremi yapıyorsunuz. Sizi gidiler sizi. Burada kosinüs teoremi isteyen yapsın. Ama ben ne yaparım burada? Hocam 120 derece var ya 120'nin mantığını kullanırım. Ya buradaki 60 derece önemli benim için ya da buradaki 60 derece önemli. Ama buradan dik çizersem 90'ın karşısı 3 kök iken 30'un karşısı 3 kök bölü 2 çıkar. Buradan yapmam. Nereden yaparım? Şuradan dikimi çizelim. 90'ın karşısı 6 kök 30'un karşısı 3 kök 30'un karşısı 3 kökü 60'ın karşısı da 3 kök 3'ün kök 3 katından 9 çıkar. Ve burada bir Pisagor bağıntısından olay biter arkadaşlar. Bir kenar 9 diğer kenar 6 kök 3. Evet 9 ve 6 kök dolayı 3x'i buluruz. 3x buradan neye eşittir? Bakın 9 ve 6 kök 3'te ortak çarpan 3 değil mi? 9 dediğimiz 3 çarpı 3. 6 kök 3 dediğimiz 3 çarpı 2 kök 3. O zaman burası da 3x23. 3 çarpı kare kök içinde 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesidir. Kısa yoldan yapıyorum. Biliyorsunuz öğrendiniz artık bunu. 3'ün karesi 9 artı 2 kök 3'ün karesi de 12. Yani bu 3 kök 21 çıktı. Hocam 3x 3 kök 21 ise x de buradan kök 21'e mi eşit oldu? Evet. Cevabımız böylelikle Edremit yaptı. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şunlar birbirine eşit. Yani X'e X. Hocam 90'lı sorularda ağırlık merkezinde varsa büyük ihtimalle ne vardır? Bak hipotenüs de var burada. Muhteşem. Bak garibim ağırlık merkezine kadar gelmiş. Şunu bir uzatsak. Hocam şu parça şu parça birbirine eşit. Hatta bunlar 3 3 oldu. E o zaman burası da eşit olmaz mı muhteşem üçten dolayı? Çünkü 90'dan çizilen kenar ortay. Arkadaşlar bakın ağırlık merkezinde muhteşem üçlü gerçekten çok önemli. Dikkat edin. E hocam burası 3 üç, burası 3 ise burası da 3'tür. Kısa parça ve uzun parça. 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1 yaptı. O zaman burası da ne oldu? 2 yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bu 2'den dolayı bir şeyler bulmaya çalışacağız. Hocam bu ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı ve 1'e 2 oran vardı. A ise burası da 2A değil mi? Evet. A ben şimdi bakın şu A'yı bulursam Pisagor'dan X'i de bulurum. Burada da dikten dik çizilmemiş mi? Çizilmiş. Yani ne var burada? Öklit. Haydi bakalım. 2'nin karesi neye eşittir? A çarpı 2 A'ya mı eşittir bağıntısından? Evet. Buradan A'da ne çıkıyor arkadaşlar? Kök 2'ye eşit oldu. Çünkü 4 bölü 2'den 2 kaldı. A kare eşittir 2'den A kök 2 geldi. A'da kök 2 ise eğer X de nedir arkadaşlar? Pisagor bağıntısından X'in karesi Kök 2'nin karesi artı 2'nin karesine eşittir. 2 artı 4'ten 6 oldu. X kare 6 ise X de buradan kaç çıkar? Kök 6 çıkar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı.